İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar renk olarak gri yazma ve cıvıl cıvıl renk iplerle oyamızı yapacağız. Bu şekilde ben birazcık zürafa yaptım size göstermek için. Şimdi modeli yapacağım. Zürafayı hanımlar içe doğru ters tarafa kıvırdım. Oyayı yaparken şöyle düzden oyamızı yapacağız. Ve hemen modelimizi yapalım. Hanımlar yazmamızın altı kendi rengiyle yapılıyor. O yüzden ben gri ipimi taktım. Şöyle köşeme sabitliyorum. Şuraya bir tane zürafa. Yaptığım zürafaya batıyorum. Geriye gittim. Burada bir tane pırpır. Hemen ileriye batıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar şuraya batarak tepeye çıkıyorum. Burada yine bir tane pırpır. Şuraya batıp aşağı iniyorum. Arada dilerseniz bir zürafa, dilerseniz zürafa yapmazsınız. Ben bir tane yaptım. Hemen ilerisine bir tane daha. İkinci zürafaya batarak tekrar geriye. Burada bir tane pırpır. Hemen aşağıya tekrar şuraya batarak tepeye burada bir tane pırpır. Yine devam ediyorum. Şöyle aşağı indim. Burada bir tane zürafa. Bu model için zürafalarınız küçük olursa daha güzel olur. Bir zürafa. Geriye gittim. Bir tane pırpır. Tekrar aşağı. Tekrar yukarıya. Burada bir tane pırpır. Hanımlar arasına 3 tane küçük kayalardan yapmış oldum. Şimdi bir, iki, üç ve dört. 4 tane zürafa bıraktım arasında. Hemen ileriye tekrar bir tane zürafa. Geriye gittim. Şöyle bir pırpır. Aşağı indim. Tepeye çıktım. Tepede bir pırpır. Tekrar aşağı indim. Araya bir zürafa. Devam ediyorum. Tekrar bir tane daha. Zürafanın tepesine çıkıyorum. Şurada bir pırpır. Aşağı iniyorum. Tekrar tepeye. Tepede bir pırpır. Tekrar aşağı. Mantığımız aynı. Biraz daha ilerleyelim.
Yine araya 4 tane zürafa. Tekrar kayalardan yapalım, gelelim. Hanımlar, modelimizin altı tamamen bu şekilde oluyor. Ben çok yapmadım. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın, şurada 4 tane zürafa yapmıştık. Hemen ikinci zürafama ipimi sabitliyorum. Şuradan bir ileriye battım. Bir zürafa oluşturdum. Zürafama batıp hemen geriye gittim. Burada bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Buradaki ipimi üzerine atarak altını da alttakini de tek dolayıp tepeye çıktım. Zürafama batıyorum ve aşağı iniyorum. Bir tane yaprağım oluşmuş oldu. Burada bir tane pırpır. Şöyle. Ve tekrar bir tane yaprak. Buradan ipimi sağlamlaştırmak için çift düğüm, çift sararak bir düğüm açıyorum. Ve buradan ipimi kopardım. Aynısını şuraya da yapalım, gelelim. Hanımlar, bu şekilde iki yeşili de yaptım, iki yaprağını. Şimdi bakın, bu şekilde çeviriyorum. Şuraya 3 tane pırpır. Hemen ortadaki pırpırımın tepesine şöyle batarak ipimi sabitliyorum önce. Şuraya 3 tane pırpır. 1 2 ve 3. 3 pırpırı yaptıktan sonra düz çeviriyorum bunu. Şöyle. Şimdi şuraya batıyorum. İpimi bol bırakıyorum. Bakın şöyle bol bıraktım. Tekrar şuraya batıyorum. Buradan ipimi bol bırakarak şöyle iğnemle, bakın bu şekilde ayarlayarak hemen şuraya geçiyorum. Şuradaki pırpırım takıldığı için hemen bunu ipimin arasından çıkardım. Şöyle düzelterek çektim. Şimdi burada batarak zürafa yapıyorum. Dolana kadar, burası dolana kadar sık zürafa. Çıtı pıtı görünüyor ama biraz uğraştırıyor. Şuraya sık iğnemizi dolduralım. Sayı olarak ben de bilmiyorum. Dolana kadar devam ediyoruz. Ve şuradan batarak ipimi koparıyorum. Hanımlar, örneğimiz anlaşılsın diye şuraya bir renk daha yapıp geliyorum. Hanımlar,
Hanımlar hemen yanına mavi rengimi de yaptım ve modelim biraz daha ortaya çıktı. Biraz ileride sarı ipimi de kullanacaktım ama burada örnek amaçlı yaptığım için devamını getiremedim. Hanımlar modelimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.